Hediye. Bak beni biliyorsun. Ben kimsenin işine karışmayı sevmem. Ama dün Aslım'ın üstüne çok gittim be kızım. Yani çocuğun bir günahı yok ki. Arkadaşını engellemek için oradaymış. Arkadaşı falan değil abla. Ya ben evladımın böyle bilmediği, tanımadığı ortamlara girip çıkmasını istemiyorum. Canım niye tanımasın? Komşumuz sayılır hepsi. Hem bunlar okul arkadaşı. Ablacığım. Onların hayatları ayrı, bizim hayatımız ayrı. Anlıyorsun değil mi? İçlerine girmeye gerek yok. Ha, sözümü dinlemez, onlarla görüşmeye de devam ederse ben o zaman yapacağımı biliyorum ona. Ozan böyle bir şey yapmaz. Saçma sapan bir yanlış anlama. Benim oğlum birini bu şekilde yaralamaz. Bak kendi anlattı. Biraz yumruklaşmışlar. Kaçıp gitmiş diğerleri. Ben artık neye inanacağımı bilmiyorum Jülide. Oğlumuzu artık tanıyamıyorum. Dün iki kavgaya karıştı. Geçen hafta okulun ortalık yerinde motosiklet yaktı. Onlarca insan yaralanabilirdi. Düşünmedi bile. Güvenlik görevlisini dövdü. Bugün bu durum. Artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum Jülide. Eğer suçlu bulunursa 5 yıl ceza alabilirmiş. Biraz böyle bir şey olursa ben ölürüm. Ben yaşayamam. Jülide. Ozan nerede? Nezarethanede. Tarık bir şeyler yap. 5 yıl diyorlar, hapis diyorlar. Jülide tamam, bir konuşalım, durumu anlayalım. Elbet bir çözüm buluruz. Hapis diyorum Tarık. Sakin. Sakin. Ben bir komiserle konuşayım. Siz buralarda olun. Tamam? Ne oldu Tarık? Komiserle konuştum. Serbest bırakacaklar. Ama şehir dışına çıkması yasak. Allah'ım. Şükürler olsun. Bitti mi yani şimdi? Maalesef hayır. Ozan. Annem iyi misin? Şimdi polis delil tanık ne varsa inceleyecek. Dün birlikte gözaltına alındıkları için Aslım'ın ifadesine başvuracaklar. O yüzden Aslım'la konuşmakta fayda var. Olmaz. Aslım'ı karıştırmayın. Ama Ozan. Ne olacaksa olsun. Benim saçmalıklarım yüzünden insanların huzurunu kaçırmanın bir alemi yok. Oğlum. 5 yıl hapsini istiyorlar. Şimdi milletin huzurunu mu düşüneceğiz? Jülide. Tamam hayatım, tamam. Lütfen biraz sakin ol. Evet, evet. Burada tartışmayalım. Hadi eve gidelim. Hadi. Tarık hocam, ders olmayınca eve geldim. Sitedeyim şimdi. Tabii gelirim. Birazdan çıkıp gelirim. Tamam. Kızım, hoş geldin. Anneciğim, hoş buldum. Nasılsın? Nasıl geçti okul? İyi, dersin bitince geldim işte. İyi. O serseri oğlanla, zengin arkadaşlarıyla falan görüşmedin değil mi kızım? Yok, görüşmedim. Aferin, benim güzel kızım. Anneciğim, ben bir markete gidip geleyim olur mu? Canım böyle atıştırmalık bir şeyler istedi de. Tamam, ben de geleyim. Yok, gerek yok. Sen dur, ben hemen gidip gelirim. Peki. Ozan çok öfkeliydi. Gel buraya diye Batu'nun arkasından koştu. Ama ben yetişemedim. Peki bağırdı mı ya da tehdit etti mi? Seni öldüreceğim diye bağırdı. Başka bir şey görmedin değil mi? Yani duvardan atma ya da aşağı itme. Yok, görmedim. İşte bu kötü.
şikayetçi tarafın söyledikleriyle örtüşüyor. Ozan ceza alabilir Jülide. Olmaz Tarık. Ozan hapse giremez, olmaz. Aslım, bu gördüklerinin tersini söyle. Koşmadı de, bağırmadı de. Tam aksini söyle ya. Ozan'ın hayatının mahvolmasına izin verme. Jülide, bu yalancı şahitlik olur. Aslım'ı da tehlikeye atmış oluruz. Jülide, yalan söylemek sadece daha da meseleyi büyütecek. Ama sen hiç merak etme. Ben bir yolunu bulup Ozan'ı bu işten kurtaracağım. Aslım, kusura bakma, ben bir an ne dediğimi bilemedim. Özür dilerim. Önemli değil. Jülide, bak iyi değilsin. Hadi eve geç. Başım çatlıyor. Yardımcı olmamı ister misiniz? Eve kadar size eşlik edebilirim. Sağ ol canım, gerek yok. Tarık, sonra konuşuruz. Tamam. Ha, bu arada aklımdayken. Al bu formu, doldur bana getir. Bu ne? Burs veren bir sivil toplum kuruluşunun formu. Doldur, annene de imzalat, bana getir. Yani öyle çok bir şey değil ama hiç değilse harçlık olur. Çok sağ olun hocam, çok düşüncelisiniz. Rica ederim. Hadi eve birlikte yürüyelim. Sen de alacaklarını al, kimliğini falan. Oradan karakola gideriz, ifadeni verirsin. Sadece gördüklerini anlatırsın. Tamam hocam. Hadi. Aslım. Ozan, senin ne işin var burada? Yalan ifade vermeni istemiyorum. Anlamadım. Anladın. Annemle Tarık amca yalan ifade vermeni istemişler. Kendini benim için riske atmana gerek yok. Böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Böyle bir niyetim de yok zaten. Ne gördüysem onu söyleyeceğim. Peki. Emin olmak istedim. Ozan, cidden böyle bir şey yaptın mı? Batu'yu o dedikleri yerden attın mı? Neyi değiştirir? Attım ya da atmadım. Sen gördüğün neyse onu söyle. Gerisine karışma. Doğrusunu bilmek istiyorum. Neden? Belki caninin teki olmadığına inanmak istiyorumdur da ondan. Aslım! Anne! Bir de utanmadan annene yalan söylüyorsun ha. Yürü eve, yürü! Anne, ne oluyor? Sen de bir daha ilişmeyeceksin kızıma, duydun mu? Ben buraya okusun diye getirdim onu. Karakol köşelerinde sürünsün diye değil. Hadi git işine. Hadi. Kızım, sen mahsus mu yapıyorsun? Hı? Bulaşmayacaksın demedim mi ben bu insanlara? Anne, biraz sakin olur musun? Olamam kızım. Sakin falan olamam. Anne. Dün Ozan'ın kavga ettiği çocuk şikayetçi olmuş. Bugün polisler gelip Ozan'ı aldı, karakola götürdü. Ya benden de söylememi istediler gördüklerimi. Bu kadar. Korkacak bir şey yok ki. Yavrum. Kızım bak, ben sana okulun diyorum. Derslerin diyorum. Sen bana karakola gitmekten bahsediyorsun. Ne demek korkulacak bir şey yok ya? Aslım bak kızım, beni iyi dinle. Bu insanlar senin hayatını karartır. Anladın mı? İşlerine geldiğinde seni kullanırlar, işleri bitince de yok sayarlar. Bulaşmayacaksın onlara Aslım. Anne, Tarık Hoca beni almaya gelecekti. Bak onun yanında durun, lütfen bağırıp çağırma, olur mu? Okulda beni kullanan tek hoca o. Ne olur. Aslım hayır, dur, açma.